Merhabalar. Ben kimleri unutmadım, seni de unutacağım. Ecel gelir bulsa bile beni senden alacağım. Sibel Hanım, Merhabalar, şapkamı değiştirdim. şu an onu söyleyecektim. Bir şapka değişikliği olmuş. Demin dolar işaretli şapkanız vardı. Gözümden kaçmadı bir Sibel Baysal fanı olarak. Şu Bunda an gördüm bunu. ne yazıyor ama okuyamıyorum. Look. Look mu yazıyor? Arkadaşlar ne bir şapka ben Kırmızıydı, göremiyorum. şeydi de pembesi. Çok güzel. Güzel bir şapka, kolay. Ama üstünde look mu yazıyor onu anlayamadım. Look. Look mu look mu? Luck yazıyor galiba. Şans. Necati Şaşmaz kim ayol? Şu dizide oynayan başrol oyuncu değil mi? O da mı beni geldi izliyor burada? Kürünen altıma doğru. Şeyi anlatıyordum, klibi anlatacaktım ya. Aman, araya laf girdi. Efendim, klip Ekim'de İstanbul, orada bir düz fönlü bir sahnesinde düz fön saçım. Yine bir sahnesinde gözlüklü, yine bir sahnesinde kirpik taktıracağım için gözlüksüz. Ve 5 tane kostüm. Olay. Yani gümbür böyle artık şey gelsin. Koptu mu gece? Sallasın. Her tarafı sallasın. Bu arada Çağla Akalın'ın klibini izledim. 6 gün önce yayınlanmış. Sevgili Taner Duman geldi bana söyledi. Başkaları da söyledi. İzledim. Çok güzel olmuş ama Leço'nun yüzünü neden göstermedi? Orada biraz şey kaldım. Beraber oynuyor ya Evet. klipte. İkilemde kaldınız. Onun yüzünü neden göstermedi? Yani bilmiyorum. Çağla'yı herkes sever demiş Ultraviolence. Doğru. Ya ultra şey oradan sonuna doğru eğer gösterseydi daha iyi olmaz mıydı? Jönü hani o klipteki beyefendiyi. Evet, Çağla Hanım güler yüzlüdür, çok sempatik, sıcak kanlıdır. Adeta bir Akdeniz kadını. Şeyi çevirdi ya köpek filmini. Orada Evet, evet, bak. evet. Başrol neydi? Evet. Nişanlısı. Eczacıydı herhalde. Evet, eczacıydı. Evet. Canım filmden bahsetmiyorum. Son klibinden bahsediyorum. Şarkıyı çok güzel seslendirmiş. Allah buradan Çağla Akalın'ın yolunu
açık etsin. İşi gücü rast Herkesini görmek istedi. İşte göremedik. Yani belki dedim ki ne? Ha, sonuna doğru belki bir göz, değil mi? Orada biraz şey oldu. Bir şey söyleyeceğim. Hem sanatçı, hem oyuncu, hem solist Hem yazar, böyle olur işte. Hem araştırmacı, yazar, gönüllü aktivist. gönüllü aktivist, besteci Tabii. yani. Besteci. Zümrüt, ben sanatçıyım, solistim diyor. Bak şey de katılmış. Keşke gösterseydi. Sonlara doğru değil mi? Evet. Aynen. Ya sen Zümrüt'ten bahsediyorsun. Zümrüt'ün neresi solisti ya? Bak Yalnız Zümrüt diyorsun, beni sinirlendiriyorsun burada. Sonra diyorsun ki ne? Sibel abla niye sinirleniyorsun? evet. Özelden dedim ki niye bu kadar sinirlisin, bu kadar güllüm yapalım dedim de onu diyor. Yalnız bir iddia geldi. Dediler ki Zümrüt Hanım'la yayında anlaştılar. Küründen mi dilik yapıyor şu an Sibel Zümrüt'e denildi. Yo. Hayır. Öyle Çünkü dendi. Feride'yi de çekemiyor. Sevengül'ü de çekemiyor. Zümrüt mü bana para gönderiyor? Kendi aç karnını doyursun orada. Evini boyatacak, ona buna yalakalık yapıyor. Beril'e, şeye, Sevengül'e. Ormana gidiyor, yaşlılarla işte aldığı ödenekle, emekli oldu herhalde bilmiyorum. Aldığı beldeyle gidiyor, kendini kolletiyor yaşlılarla. Artık gençler kollemiyor onu, mantiler. Daha şimdi ben yayına girmeden üstten bildirim geldi, yayın açmış. Öyle bir şey olsa kapatır giderdim onun yayını. Yine Bu uğraştım yayın en çok YouTube'da şeyle. Mustafa Topaloğlu'nun diyor geleneğim diyor. Gelinsin de ne oldu? Ulan dönmeden gelin mi olur? Herkes senden. Senden var ya sanatçı da olunmaz. Ne? Ne? Bunu da Günür'den öğrendim. Ne? peki sizin bu güzelliğiniz ne olacak? Bu az önceki video şey Ultra kim geldi ki ne koyayım onun başlığını ya? Ultracam. Bu az önceki videonun başlığını ne koyayım? Ne konuşuldu burada? Başlık. Ayçacığım, şeyle ilgili mi, Zümrüt'le ilgili mi konuşma yasağım var? Yok, şey Yasmin geldi. Yasmin konuğum hayvansever diye başlık atayım. Ondan önce de birisi geldi. Kayseri'den. Günür'ün gençliği ne benziyor? Ha, sor Ultra'ya. Kıvırcık saçlı lalü. Hukuk okuyormuş o mu? Evet, izledim. Ama yayına geldi, siz soru sormak zorunda kaldınız. Fanıyım fanıyım dedi, heyecandan Hayır, herhalde. düştü. İkisi düştü. Yasmin'le düştü. Hayır İkisi hayır düştü. çok kısa cevaplar verdi. Ben sizin fanınız olarak yayınınıza çıksam konuşurum, sevgimi dile getiririm. Siz soru sordukça kısa kısa cevaplar verdi. Evet, hayır, Yo dedi bilmem. ya, ben seni severek takip ediyorum, hayranım. Evet. Konuştu canım. Hatta şey de dedi ya, dur, neydi? Ultra da dedi Zümrüt'e ya, çok efendi, çok efendi, saygılı birisi dedi. evet. Evet. Dondular. Yasmin'le ikisi donunca tekrar gelmedi değil mi Ultura? Ondan sonra Yasmin'i aldın.
düzeldi yayından. O arkadaş da gelmedi. Kayseri'de miydi? Öyle bir şey dedi herhalde. Kayseriliyim dedi ama hatırlamıyorum. E sen Hollanda'da mısın dedin ona. O da dedi ki hayır. Hayır. Ultra dedi ki ne? Benim aile dostum var dedi. Bir hanımefendi dedi. Hollanda'da ikamet ediyor dedi. Sibel abla dedi, alabilirsin dedi. Yani ben kefilim dedi. Ben o zannettim. Doğru mu Ultra? Sonra o arkadaş denk geldi işte çıktı. Güzel, saygılı, efendi. Ama dondu. Evet. Muzodaya ne diyeceksin? Ne yapmış o? Benim haberim yok. Yeniden bir suç mu işledi? İsabeli yok mu kabak suratlı? Evet. Dün onunla peki attık. Huzurluğuna çalıştı. Aa, eyvah. Bugün de diyor ki ne? 30 bin jeton yükledim diyor. Bankaya gitti. Bugün de akşam birisiyle sürpriz. Onda Pekkan var. TikTok'ta. O atacak. Evet. Benim arkamda da Yeliz. Yeliz de dedi ki ne? Ben dedi Sibel ablayı yalnız bırakır mıyım dedi. Sen de 30 bin şey alıyorsan ben de 50 bin alırım dedi. Sabote olaraktan. Evet. Benim arkamda gelir. E burada çıkmak Kendi söyledi. isterse yayına söz hakkı verelim. Yazsın aşağıdan gelmek isterse yayına. Tamam yazsın az önce dolmuştaydı. Hata hastası da var. Ha, kız 30 bin jeton yüklemiş de dolmuşa mı biniyor? Önce Kalbimde de depoyum. arabadayım dedi. Arabadayım dedi. Sonra birisi oradan yazdı. Sağ Türk bu muydu Ultras az önceki? Değil değil mi? O az önceki Kayserili. Değil herhalde. Değilmiş. O zannettim ama. Aa Ekim geldi Ekim ya kız yaz Ekim yaz. Elvan ne dedi? Önce arabadayım dedi. Doğru mu? Daktilo gibi ya yazıyorsun dedin sen ona. Arabadaysan canlı yayına niye gelmiyorsun falan diye. O zaman nasıl yazıyorsun? Yanımda şoförüm var dedi. Ondan sonra bu videoda dolmuştayım dedi. Bir aşağıdan yorum gelmiş. Bir hastane yıkılıyormuş. Gördünüz mü? Sonra dolmuştayım dedi işte. Bugün şey yapacağım. Aa bu dümbük zümrütüm yüzünden Firuze'la da gelmedi bana. Feride'den. Canı sağ olsun. Allah'tan geçen alışveriş yaptığımda sosis almıştım. Soslu sosis yapacağım. Ama şey Zümrüt Hanım'la ilgili öyle konuşmayın. Ekim üzülüyormuş. Bana ne? Doğrusu neyse ben onu söylüyorum. Doğru ama Bana ne diyeyim? kızıyor, kızıyor. Niye üstüne gidiyorsunuz diyor. Biz onun üstüne gitmiyoruz. Sadece sahtekar timsah hoş geldin Handan. Timsah gözyaşları döküyor. Kendisini dramatikleştiriyor. Sanatçıyım diyor. Bilmem ne diyor. Yani biz ondan dolayı. Beril'e diyor televizyon. Feride evini boyatmadı diye Feride'ye madilik. Gidiyor kardeşim orada parka gidiyor ya orman. Ormana gidiyor. Oradan yaşlı balamozlara üste veriyor kendine gıyılatıyor, golleşiyor. O zaman niye bunlara sinyal yapıyor? Birine televizyon, birine şey,
Eğim boyatın diyerekten. Nasıl oluyor bu? Ay ne güldünüz içtenlikle. Kurban olsun anne sana. Kurban olsun anne sana. La 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 la. La 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 la. Dün arada Utku da kaynadı efendim. Evet. Bir dakika. Ay şey gelmiş. Nerede o? Bakayım çıkmış mı? Çıkmış galiba. Ha burada yok. Amor hanımefendi. Sibel Hanım'la güllü mü yapıyorsunuz diyordunuz. Hassastınız. Duyar kasıyordunuz. Siz de buna o zaman ortak olmayınız. Çıkınız. Dinlemeyiniz. Senin şimdi profilin şey ya, yeşil ya, ben tam olarak şeyi göremiyorum, yorumları. Değiştiririm sonra Şey, ben. yeşil demişim, şey, mavi ya. Senin için değiştiririm istiyorsan. Değiştir sonra. Zor görüyorum. Radara kim girdi kız Amor bundan? diye biri var. O girdi. Dün bana suçlamalarda bulundu. Sibel Hanım'ı kandırıyorsunuz, gullüm yapıyorsunuz diye. Ben itiraf biraz ettim, biraz duyar kastı ama şimdi gelip buradan aşağıdan dinliyor. Dinlemesin o zaman. Kardeşim çöp az ya ben kendim atarım ya sorun. Az yani. Sen zahmet etme. Ay ne kadar duyarlısınız. Genç kardeşimiz, evladımız yaşında. Şirketten geliyor. Daha önceden kapıcımız vardı burada arkada duruyordu. Ondan sonra o gitti. Şimdi dışarıdan geliyor. Sibel abla şapkan çok güzel. Teşekkür ediyorum. Bundan öncekini gördün mü? Kırmızıydı. Sibel Hanım trendleri her zaman yakından takip Canım eder. buradan kameradan baktım. Çocuk geldi. Şirketten geliyor temizlikçi. Benim de çöpüm az. Ben kendim çıkar atarım dedim. Ben buradan görüyorum canım. Sibel Kapıyı abla. çaldı ya. Bir yorum gelmiş aşağıdan bakar mısın? Handan'dan. Yandan verir yandan. Demiş ki Zümrüt'ü alın kapıcı olarak. Zümrüt ormanlara layık canım. Ay efendim bir dakika WhatsApp çıldırıyor. The work call. Is it okay if the guy comes? He'll be on the way. Sure. Dışarıdan geliyor, dışarıdan. Temizlik şirketinden her gün geliyor. Cumartesi, pazar hariç. Genç bir kardeşimiz. Çok olsaydı zaten kapının önüne koyardım. Az. Ben çıkartırım atarım yani. Ne olacak? Ha maaş veriliyor mu? Tabii ki bina olaraktan veriliyor. Kaç tane daire var burada? 36. 36 daireden bu aidatı var, bilmem neyi var. Aa, bu çocuk geliyor, onun maaşı veriliyor. Bunlar hep dairelerden kesiliyor. Alınıyor. Şimdi herkes diyor ki ne? Roy sana neden bir 100 dolar göndermiyor? Buna ne diyeceksin? Benim hesaplarım Amerika dışına kapandı. Onun için ben O gönderemiyorum zaman hiçbir Türkiye yerde. hesabından biriyle birine yollayacaksın. Hayır. Orada Yok benim Türk Türkiye'de olan hesap. arkadaşına Yok. hesabıyla 100 Olmuyor. dolar Olmuyor göndereceksin. benim. Ben de 100 dolar alacağım kendime. Olmuyor benim. Gönderemiyorum maalesef. Olmaz. Madilik. Yeliz yani. Yapamıyorum. Yapsam yapardım. Bak şeye ihtiyacın olduğu zaman
araba için o zaman bile çok zor oldu o benim için. Yani o parayı sahibine ulaştırmak çok zor oldu. Bak, Yapamıyorum. ne demişler? Rol çok cimrisin. Katılıyorum bunu Ya yazana. ben de katılıyorum. Ben de katılıyorum. Yapamıyorum maalesef. Üzgünüm. Sibel Hanım'ın dünkü güzeliği. Nerede kız? Nerede dün? Nerede dün şey? O beyaz böyle bir şey almıştım üstüne. Onu mu diyorsun? Şengül'e böyle adam. Aa, Yeliz niye çevirdi? Yeliz tuvalete mi girdin? Lavaboda mısın? Neredesin? Lan neredesin? Bir saati geçti. Yaz. Aa, Taci'm hoş geldin. Acaba sevgilim geldi mi? İşten döndü mü? Hı? Sevgilim var gurbette. Onu sevdiğim İzmir'de. Acı tatlı günleri Pardon, beraber geldim. yaşadık. İzmir'de lan lan la 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 Günur geldin mi? İşte sen geldin mi? Geldiysen WhatsApp'tan ara. Ha Taci'm şeyden izle canım. Baysal TV 06'dan. 3500 saat oldu. 500 saatte ihtiyacım var ama maşallah videolarım iyi izleniyor orada. Baysal TV'ye atmıyorum videoları. Ekim'in 30'unda orada reklamlar başlayacak. O zamana kadar da burada oyalanayım yani. Reklam dönerse beynim rahatlıyor. Dönmezse canım video çekmek istemiyor. Oradan izle canım. Ne oldu şimdi? Bu niye sustu kaldı? Ay pardon, telefon geldi. Bir yandan da yayını izleyen bir arkadaşım yazmış bana. Ona cevap veriyorum. Ama çıkma burada hala. Sizin fanınızmış da onunla ilgili yorumlar yapıyor. Ukala Ayşe de benim. geldi sabah yayına. Abla dedi burada saat 7:30 dedi. Ayto ile aranızda bayağı mesafe varmış. Evet. Öyle söyledi. Ayto ile aramızda uçakla 4 saat var. Saat farkı dedim ben. Ha, saat farkı 2 saat farkı var. Colorado'da kendisi. Evet, İzmir. Meren Dibası geldi efendim. Zeynubi Hanım mı? Evet. Evet, kesinlikle katılıyorum buna. Yasmin kedilerin kraliçesi geldi. Merhabalar. Hoş geldin. Merhaba sevgili Roy. Merhaba.
Nasılsın canım benim bir tanem? Ay iyiyim vallahi. Sibel Hanım'la konuşamadık kaç gündür. Şimdi bir muhabbet ediyoruz. Hal hatır soruyorum kendisine. Tabii, mesafe girdi araya biraz. Uzaklaştık biraz evet. Tabii. Çok dedikodu çıktı aramızda. Kafamı dinledim ben. Aa, benim de şimdi moralim bozuldu. Neden? Bu işe yaramaz dediğim Elvan olan var Evet. ya, gitmiş İzabel'e şapka attığı şeyin TikTok yayınının fotoğrafını paylaşmış. Yemin Evet. Hikaye atmış onu. İzabel'e şapka. Sibel Baysal'a gelince de kredi borcum var, o var, bu saat var. 10'da Yasmin, seni moderatör yaptığımda rica edeceğim onu engelle. İnanmayanlar baksın efendim storiesine. Sibel Park, merhaba canım. Gitmiş İzabel'e şapka Beni attı şeyin boş fotoğrafını. yere konuşmaz. O kadın burada film peşinde, takipçi peşinde, tanınmak peşinde. Hayır, şaşırdım, hani biraz şey konuştu sonradan, dedi ki hani çok acıdım falan, öyle attım dedi. Hikayesine bir baktım şimdi, şapka attığı şeyi paylaşmış İzabel'e. Dandik. Dandik zaten. Göstereyim mi hikayeyi yoksa hayır mı Sibel Hanım? Gösterebilirsen olabilir, az sadece şapka Müzik kısmını. bakayım. Müzik sesi Yok yok, varsa olmaz. fotoğraf. Yok. Ha tamam göstereyim. Bir dakika hesabı kapalı göremiyorum. Göremiyor musun? Zod olarak tam paylaşmış. Kapalı hesabı. Abi şimdi geri takip Pikachu, hoş geldin. Pikachu da İzmir'de. Aa, hoş E peki geldiniz benim Pikachu. Zennube'ye bir sorum olacak. Bu Evet. Zümrüt'le ilgili olan konularda bir fikrini alabilir miyim? Sibel Hanım çok kızgın şu an. Diyor ki dönmeden gelin olur mu diyor. Zümrüt solistimi severim. Benim kişisel bir problemim yok. Ama Sibel Baysal'la Feride arasında bir problem oluşturdu. O konuda haksız buluyorum onu. Ha, bravo Zeynep Bey. Ben dediğim gibi kişisel olaraktan bir problemim yok ama Sibel Baysal'la Feride'nin arasını bozmuş bulundu. Feride'yi hiç Feride'yi biliyorsun. bilmiyorum. Tabii Roy, Feride'yi biliyorsun. Çok hassas bir kız o. Feride çok üzülmüştür şimdi Sibel Hanım'la ilgili böyle olan şey. Zümrüt'ü zaten çok sevmiyor. Bir de Feride laço yaptı şimdi kendine. Öyle mi? Evet, laçosu da yayınlara girmesine izin vermiyor artık. Bu da şeyde tuzu biberi oldu. Aa, giremeyecek diyorsun artık çok. Evet, bir süre giremeyecek. Aradım ben onu. Çok üzgündü, sesi de kötü geliyordu. Dedi hem laçom izin vermiyor dedi, hem yaşanan tatsızlığa yanındaki de şahit olmuş. Demiş ki girmeyeceksin bir daha böyle yayınlara. Kız bir de seni mi? Şunu söyleyeceğim. Biriyle televizyon aldırıyor, oradan bozuyor türünden teknik misali. Sonra Bir de içinde kamera var böyle demek. 06'dan ara, ben kapatacağım. Ondan Ya. sonra Feride'ye diyor ki ne? Feride'ye, aa bak canlı şahit burada. Zeynep'e asla yalan konuşmaz. Zeynep'e yeter yüzü olan bir tane boyacı varmış. Leço. Evini ona boyattırmaya çalışıyor. İşi gücü sinirle yatmak. Ha bu Zümrüt'ün. Ya pazar Yalan günü yalan. gelecekmiş Bir Laço dakika. normalde. Feride'ye işte o Feride'ye tariz olan Laço'yla şu an Feride'nin ilişkisi varmış. Laço da Instagram yayınlarına girmesine biraz yasak koymuş, doğru mu? Doğru. Evet. Firde ile bizzat konuştum. Çok üzgündü gerçekten bu konuda. Çünkü sen kavga ediyorsun, sinirlerin bozuluyor demiş. Laçosu Feride'ye. Sevgili
gurbette, onu sevdim çeşmede. Acı tatlı günleri beraber yaşadık İzmir'de. Helal olsun. İzmir yansın. Ay yok, Yasin'cim boyacıyla aşk yaşamıyor. Başka bir dövmeli laço olaraktan. Bir de şunu buradan açıklamak istiyorum efendim. Biliyorsunuz Roy bana takılır, ben ona takılırım. Roy evli bir insan. Bana her zaman abla der. Şakalarını kaldırır. Ondan dolayı Cumhur ablasına da saygı duyar. Fakat Roy'la bizim aramızda herhangi bir şey olamaz. Çünkü o, yani istesek de olamaz yani. Olmaz. O yüzden bunu açığa kavuşturalım burada. Ha, gulüm yaparız. Gulüm yaparız. O ayrı konu. Ama Roy orada. Roy. Adrian demişim. Roy orada evli, barklı bir insan. Sadece benim yayınlarıma keyif olaraktan. Ya Zümrüt'ü herkes diyor. Bunalım, bunalım, bunalım. İtici bir yayın yani bu. Kimseyi konuşturmuyor. Evet. Ne şey diyor. Ne bileyim Bizim ben. aramızda bir ilişki olamaz. Ben zaten homoseksüelim. Siz bir kadınsınız. Benim kadınlara ilgim yok. Ama Güllüm olaraktan tabii ki. Aa, Roy homoseksüel olaraktan mı? Abi Evet. kulakta var mı? Homoseksüellik Aa. beğenmiyorum. Tanış zorunda da değilim. Ha, memur bey Aynen. transseksüel Normal. olaraktan mı? Ne kadar tavuk benzeri. Ama ben tekim, biliyorsun abi, öyle şey olmaz. Yani şey, tamamen random konular biliyorsun. Tabii. Sola şimdi geçtik. Feride hakkında Zümrüt televizyon pirzola. Evet ve şey, Buna düşünüyorsun Zümrüt hep bunalım. bunalım. Ay, biz lafı vardı değil mi? Şey, hep melankolimli bir şey demişti. Bunalım da hep Yük diyoruz. yemek Evet. yok. Depresyonda mı diyordu? Melankoliyi bilmez. Aa, tabii. Ben onu fısımdan uydurdum herhalde şimdi. Evet. Şey var mı? Biftek var mı? Oo, Ne biftek. yapayım? Buyurun efendim. Roy kasaba da söz hakkı doğdu. Evet, gelsin açıklama yapsın. Kemikli. Kasap Bey etler hakkında. Kemikli. Bir tane de ekmek rica edeceğim. Ay ne kadar ki, bakar mısınız hanımefendi? Tam bir salon hanımefendisi. Hayır. Sibel İyi aklıma geldi. Arora dur. 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 Soracağım. Abi, Arora'ya bir şey var mı? Tamam abi. Kız arışka. Bakacak varsa gönderecek. Yapmıyordun ha. Bana sana mesela. Hayır. Efendim, et pirzolu almıyorum. Tavuk pirzolu. Sibel Ay. abla. Sibel abla. Buyurun. Duyuyor musun kız? Duyuyorum. Ara ora salon kadını. Hayır. O kadın değil. Salon Bakire. kızı. Salon. Benim kızım Resmen da bir cıvır. bakire. Kedim. Kızım. Benim aşkım. Gel. Hayatım, normal pirzola söyleyemedim ya. 600 TL'ymiş. Tavuk pirzola. Kemik. Böyle hani ondan söyledim. Evet, Pino demiş ki ne, Allah razı olsun kasaba abiden, olduğu zaman gönderiyor Aruşka'ya. Tabii da tabii canım. Ben Tabii tabii Allah işin nöbetlerime gücünü ne yazık ki. zaten içinde 5 tane varmış. Üç tane tamam. 2 tane ar oraya. Kedimi aldığım yerin Facebook profilinden 2014 yılına kadar gittim. 2014'te almıştım. Orada onun bebeklik fotoğraflarını buldum dün akşam. Aha. Evet. Acı.
2014'te aldın ha. Kaç yıl oldu? 9 yıl mı? 9,5 yaşında şimdi. Şey, aldığım adam da ölmüş. Aa. Evet. Şeydi yani. Bir shelter'ı vardı. Hı. Hatta kedilerin babası falan diyorlarmış adama. Şey, hep televizyona falan çıkmış. Dün bakarken gördüm işte orada. Yazık. Çok tatlı da bir adamdı. Yunan. Yasmin Tanır o zaman. Tabii muhakkak. Kedilerin annesi olaraktan. Evet, kedilerin annesi. Ay ben de kendi kedimi Ben 2017'de şimdi aldım. sevgili Hı. Zenube, sevgili Roy, fazla uzatmayacağım. Günür işten geldi canım. Hı. Son konuşacaklarınızı konuşun. Hı. Ondan sonra şey yaparız ilerleyen saatlerde. Yarın çalışmıyor herhalde Günür, bilmiyorum. Ama Evet. erken yatar muhtemelen, yoruldu çünkü. Hı. Yeni gelmiş. Ondan dolayı biraz da Gündür hanımefendiyle konuşayım. Tabii. Ben buradan son olarak şunu söylemek istiyorum. Feride ile Sibel Baysal'ın dostluğu bozulmaz. O Yani zümrüt nankör. lütfen Zeynep'e. Arayı karıştırıyor. Bozuyor. Sibel Baysal'a Sibel abla niye sinirleniyorsun? evet. Yapmayın bana zümrütün lafını. Evet, bir de şunu eklemek istiyorum. Zoddo, seni de Allah'a havale ediyorum. Yani sırf rakip yayınlara gidip hediye Kız bana atmaktan. bak seni be. İyi konuya değindin. Akşam 10'da sürpriz bir Bay konum var. bay. İsmini açıklamam şu an burada. Hı. Tamam mı? Tamam. Onunla VK'ye girdiğimde ne olacak? Ne dedi burada? Hı Kaç tane yetenek dedim. Bankaya gittim dedi. hı. Geriz Hı. ne dedi? Korkma Ben Sibel de. abla. Ben senin arkandayım dedi. Hadi bakalım. Tabii. Saat 10'da TikTok'ta düello var. Heyecanlı. Evet. Evet. Şimdi gidip sizin rakiplerinize atacak bilerek. Biliyorum ben onu. Nasıl? Ama şimdi gidip bilerek siz kimle PK atıyorsanız o karşı tarafa atacak şimdi o. Tamam. Ben mi Yeriz'e söyledim? Yeriz kendi demedi mi? Kendi Sibel dedi. abla, ben senin arkandayım. Kendi de Emir diyoruz tabii. Bak. var. Emir de var. Oh ne güzel. Akşam saat 10'da. Evet, söz Tamam, hakkı verdiğiniz için teşekkür ediyorum ben de efendim. teşekkür ediyorum, söz hakkı ver. Söyleyeceklerimiz bu kadar. Zeynep Hanım bir yayın açarsa Güllüm yayını yapalım. YouTube'a atmasın Zeynep'e. Hı. Şu an benim biraz işlerim var ama daha sonra olabilir. Ormana mı çıktın? Evet, boyacıyla görüşmem var. Ha bak, bir öpeni Yeliz. Ve Bu arada Yasmin'i unutmayalım. Son Yasmin'i görmez dedim, unutacaktım. Yasmin'i de orada moderatör yapıyorum. O Elvan'ı da engelli. işbirlikçi. Şeyi de engelli, o kabak suratlı Isabella'yı. Pirin peşinde olanların hepsini engelliyorsun Yasmin. İki kişi. Ay, teşekkür ederim efendim. Siz son sözlü cümlelerinizi söyleyin. Ben iniyorum. Gündür hanımefendiye de buradan saygılarımı ve sevgilerimi iletiyorum. Roy'cum görüşürüz. Roy. Görüşürüz Sibel abla, Zennube. Bye Bye. bye. Bye Sibel. Ne oldu kız? Ne abla? Kim şey yapıyor? Ne oldu? Okey. Kimsin sen? Tamam, ne diyorsun? Niye kızınla uğraşıyorsun? Ne? Konu ne? Çulağa mı? Evet. Niye halledemediniz 5 gündür, 6 gündür? Kokusu çekmek zorunda mıyız? Değilsiniz. Ben de sosyal medyada ünlü bir fenomenim. Seni şu anda yayınlarım.
Peşinden de derim seni. Şu kadına niye karşı geliyorsun ulan? Terbiyesiz. O zaman niye işini sağlam yapmıyorsun? Ama bak 5-6 gündür buradasınız. Ben burada değilim. Ben ilk defa Erman ablayla geliyorum. Yok, şimdi kazanıp eve bak. Nereden kaynak koyuyorum? Ne çözüm bulabiliriz diye. Şuradan? Şuradanmış. Evet. Eminim. Aletini alacaksın. Aletle gezeceksin, bulacaksın. Tamam? Hadi. Usta değilsen o zaman madem öyle eline alet alacaksın oradaki lağımı bulacaksın. 6 gündür bok çekmek zorunda değiliz yani. Bizim binada değil, arka tarafta. Ama koku sürekli yayılıyor. Bir ara benim de tuvaletim tıkandı. Ne oldu? Alet var, cihaz var. Getirdiler. Aletle cihazla buldular. Usta değilsen o zaman kendi ustanla gel. Artı bir de oradaki bayana öyle kötü konuşamazsın. Sen kimsin? Öpüyorum kendisi.